Kollarınızı yana açın Artun Bey. Yalnız bugün biraz kısa kesmek istiyorum. Dünkü düşüşten beri ağrım var. Rahat değilim. Tabii. Riske etmeyelim. İki tur yapalım, bitirelim bugün. Siz nereden mezundunuz Oktay Bey? Hacettepe. Kartınızı alabilir miyim? Yanımda yok. Çantamı arabada bıraktım. Daha sonra takdim ederim. Başlayalım Artun Bey. Kollarınızı yana açıp devam edelim lütfen. İyi günler. Sağ olun, sağ olun. Aa, hoş geldiniz. Ne işiniz var burada? Ya üniversiteden dönüyorduk da aklıma geldi. Hani hazır arabada varken uğrayalım seni görelim dedik. Ne iyi yaptınız. Nasılsın Mustafa? İyiyim Deniz abla, sağ olun. Burası ne kadar güzel bir yermiş. Annemin eseri. Hadi geçin bakalım, geçin şuraya. Aç mısınız, bir şeyler hazırlatayım mı? Yok. Hayır. Peki. Serkan. Bize çay getirir misin? Tabii Deniz Hanım. Deniz abla, işler nasıl? Buradaki iyi. Ama ilk iş yapmaya karar verdim. Buranın mutfağını kullanacağım. Böyle doğum günlerine, partilere falan pasta, kek, börek yapacağım. Hülya da yardımlayacak, arkadaşlarına falan söyleyecek ama tabii bir tanıtma ihtiyacım var. Size web sayfası açalım. Doğru. Herkes internetten arıyor aklına ne gelirse. Web sayfası. Nasıl yapacağız onu? Ben hallederim. Sorun değil. Neler yazılacak, görsel falan kullanacak mısınız? Onları ayarlayın. Gerisi kolay. Ben de yardım ederim sana. İki günlük iş bizim için. Ay öyle mi diyorsunuz? Peki işe yarar mı? Kesin. Peki tamam o zaman. Tamam diyelim internetten sipariş aldık. Nasıl teslim edeceğiz? Burası sapayer. Otobüs de yok. Taksi çağırsak aldığımız kazancı oraya vereceğiz. Araba var ya Deniz. Kullanmayı biliyorsun. Ay biliyorum da ben şimdi emanet araba kullanamam. Sağ ol Murat. Vallahi isterseniz bizim arabayı da kullanın. Deniz zaten sabah geliyoruz, araba akşama kadar burada yatıyor. Gerektiğinde alırsın. Sigortası var merak etme. Mirat Bey. Begüm Hanım, buyurun. Oo, Deniz Hanım da buradaymış. Pardon, kız kardeşiniz mi demeliydim? Begüm Hanım, siz yanlış anladınız. Ben yanlış anlamadım. Siz beni yanılttınız. Ofisime geldiniz, abi kardeş rolü oynadınız. Sözlerinize inandım, şikayetimizi geri aldım. O gün söylediklerimi bugün de savunuyorum. Kızların geleceği için... Lütfen, ben sizi yeterince dinledim. Hadi Ece genç, hatta çocuk bir yalan söyledi. Siz, koskoca insanlar bu yalana ortak olmaya utanmadınız mı? Kızım hakkında bir sürü şey söylediniz, oysa haklıymış. Ayıp size, yazıklar olsun. Ne olur. Mirat'ın yaptığı tek şey seni korumaya çalışmaktı.
Tanıdığım günden beri ilk defa onu böyle başkasının karşısında boynunu eğmiş sustuğunu görüyorum. Umarım sen de en az benim kadar Mirat'a karşı mahcupsundur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.